evlere kapandığı bu dönemlerde merak ettik ve mikrofonumuzu Kestel'lere uzattık. Bakalım Kestel'ler sokağa çıkma kısıtlamalarında evde nasıl vakit geçiriyorlar? Ay onu hiç sorma. Depresyona girdim. Yine korona beni vurdu. Yemin ederim. Yani az kalıyorum 3. kattan aşağı kendimi attım o denli. Ev işlerinden dolayı mı böyle? Çocuklardan ne ev işi? Ev işine alışmışız çocuklardan. Çocuklar bize adem, onlar yetmiyor bir de adamlar. Ne yapalım yani bilmiyorum. Bir an önce şu iletkisini de biz de kurtaralım inan ki. Yani bıktık. Sıkılmazsa laf mı ya? Ölüyoruz evde ya. Ne yapacağız şaşırdık ya. Telefona internet dayanmıyor yani böyle diyeyim size. Patlıyoruz. Ne yapayım? Yemek yap. Temizlik yap. Öyle zaman geçiyor. Aynen çalışıyorum ama hem çalışmak hem eve şey yapmak çok zor oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir de şu virüsten bir kurtulsak. Tek dileğimiz o yani. Benim baktım çoğunlukla temizlik yapmaktan geçiyor. Temizlik yapıyorum. Yemek yapıyorum. Baktım akşam oluyor. Yani başka yaptığınız bir şey yok evde. Ancak onları yapabiliriz. Evde oturup kitap okuyorum. Kitap okuyor. Kitap okuyor geçiyorum aklımda. Evde oturuyor. Televizyona bakıyoruz. Nasıl geçiyor? Bir de aileniz ne yapıyor? Eşiniz? O da oturuyor. Bir şeyler örüyor. Ben zaten çalışıyorum ya. Bugün de şansım hep öyle denk geldi. Evet. Yani bizde hiç kısıtlama olmadı. Sürekli işe gidip geliyoruz. Çok güzel geçirdim ben evde. Ev işi, yemek derken akşam ediyoruz. Evde durmak güzel bir şey. Herkes evde dursun. Hastalık varken kimse sokağa çıkmasın. İş olduğu sürece çıksın yoksa çıkmasınlar. Salgını önleyelim yoksa önleyemez. Bizim elimizde yani salgını önlemek, durdurmak, hastalığı bitirmek. Biz düşünceli davranırsak hiçbir şey olmaz. Televizyonla şeyle uğraşıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Telefonla oynuyorum. Ders çalışıyor musun? Çalışıyorum. Canlı derslere katılıyorum. Öyle geçiyor zaman. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Kiminle vakit geçireceğim? Evimizde oturuyoruz. Çoluk çocuk hep beraber. Kitap okuyarak yatarak. Bir de malum internet herkesin şey sıkıntısı yani. Çocuklarla beraber okuma olsun. Televizyon seyrediyoruz. Genelde tablet ve telefon üzerinde. Ama fazla bir etkinlik de yapamıyoruz. Evde duracaklar çoğu çocuk sıkılıyor yani. Rahat edemez yani. Çok sıkıntılı durumlarda duruyoruz yani. Stres. Para kazanamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Hayvan satacağız. Pazara gidip hayvan satamıyoruz. Bağ kapalı. Köylü ne yapacak? Ne yiyecek köylü? Hadi ben yine eşot ısmarlak evde yerim. Ama şehirli bunu yapamıyor. Yani sıkılarak geçiriyoruz. Nasıl geçiririz? Ya günlük hayat. Günlük hayatta ne oluyorsa yani. Çocuklarla oynuyoruz. Çocuklarla beraberiz. Hanımla. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Eşimle, çocuklarımla. Bazen sıkılıyoruz, bazen gülüşüyoruz. Bazen kızıyoruz. Belli olmuyor. Karışık yani.